Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورası 27. آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yukarıdaki duanın devamı, geçeni kündüzüge kirgizesen ve kündüzünü keçesige kirgizesen, ölükten tirikni çıkarasan ve tirikten ölükni çıkarasan ve uzun hahledigen kişilerge hesapsız rızk beresen. Tüyütiyeti yaptılar, tulicu تُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ تُدْخِلُهُ فِي اللَّيْلِ. Bana keçeni kündüzüge kirgizesen ve kündüzünü keçesige kirgizesen. تُولِجُ تُدْخِلُ diyene. فَيَزِيدُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَسَ مِنَ الْآخَرِ. Şu keçe ve kündüzüden her bittesi nergisinin kemeşliğini ivazıge ziyade bulup boradı. Yani keçe kıskargan sarı, kündüzü uzun buladı. Kündüzü kıskargan sarı, keçesi uzun buladı. Ve tuhricul hayye minel meyyit. Ölükten tirikni çıkarasan. Kel insani ve ta'iri minel nutfeti vel beydati. İnsan ve kuşunu maniden ve tuhumdan çıkarganıdık. İnsanın aslı ölüktür hesaplanadigan bir manidir. Suyuklik. Ölük sablengen meniden Allah Teala insanını çıkarıyaptı. Tirik bo'lgan insanını. Ve kuşunun, tavuğunun asli ölük sablengen tuxumdur. Yani şu tuxum dişiden Allah Teala tirik bo'lgan cöceni çıkarıyaptı. Ve tuhricul meyyite ken nutfati vel beydati minel hayyi. Ve menige ve tuxumge oşagen ölükünü tirikten çıkarasan. Mene ölükünü tirikten çıkar yaptı Allah Teala. Meni tirik bölgen insandan çıkı yaptı. Tuhum tirik bölgen kuştan çıkı yaptı. Ve terzuku men teşe'u bi gayri hisabı ve uzin hahleydigen kişilerge hesapsız rızk beresen. Ey rızkan vasi'an yani keyin rızk. Mene bu dua karen kançeli bir güzel, mükemmel bir dua. Allah subhanahu ve teala'ya yanınışının adabını üriyeti yaptı. Tevhiddi çüntürü yaptı. Şümlen bir gelikte ve tevi ilimlerde yan çüntürü yaptı. Yani Kur'an daim dini, dünyayı bütün ilimlerini en mükemmel şekilde üriyetip, idare kılıp, insanlara talim vergen. Geçeni kündüzüge kirgizesen diye. Kur'an'da bu köp zikir kılınıyor. Demek ki ulamalar bunge dikkat kılıçlık gerek. Geçenin kündüzüge kılıçlık meselesine dikkat kısın. İhtilafu leyli ve neher. Keçe ve kündüzünün özgürlüğü. Cüzek ette mucize ki Allah Teala köp zikir kılıyor. Ve tabiat ilmi bu. Yani yer asmanya teşkil bu ya ilimler. Bu ilimlerge Allah Teala bize dikkatimizi tatiyyatı nemege? Tefekkür kışık imanımız ziyade buladı. İmanımız da kuvvet buladı. Eğer biz bu ilimlerde mahiyetini örgensek, yani hem imanımız ziyade buladı. Böyle tabiat ilimleri bu genlik için mahiyetini örgenişlik asan bu genlerse, mümkün bu genlerse. Geçe kendi üzgeri yaptı, kündüz kendi üzgeri yaptı. Geçeni Allah Teala kündüzüge kendi kirgizi yaptı. Elbette bu keçeni kündüzüge kirgiziş digeni, keçenin kıska bulup kündüzünün üzüm buluş digeni.
Lekin shuni qanday bo'lyapti? Umumiy ibtidoiy ma'lumotimiz bor albatta, quyoshning harakatidan. Fasllarga qarab quyosh bilan yerda harakatiga tegishli bo'lgan bu ilmlar. Shunday qaraganingizda, zohiran qaraganingizda. Lekin uni tagida yana ilmlar bor. Alloh taolo bizni shu ilmlarga tortyapti. Va tulijun nahara fil layli. Va kunduzini kechasiga kirgizasan. Kunduzi kechasini chekirib ketyapti, ya'ni kunduzi qisqa bo'lib, kechasi uzun bo'lyapti. Tabiatdagi mana o'zgarmas bir qonun qoida. Qiyomatgacha bu o'zgarmaydi. Va shu masala ham borki, Alloh taolo meni qudratimni qaranglar. Bu juda katta mo'jiza, juda katta hodisa. Nihoyatda mukammal bir nizom, qonun. Kecha kunduz va uning ichidagi narsalar mana ko'ryapsizlar o'zgarmayapti. Allohga isyon qilgani yo'q. Allohning qonunidan tashqariga chiqqani yo'q. Agar chiqsaydi sizlarga zarar qilar edi. Ma'ishat buzilar edi. Shunday ekan, sizlar nimaga Allohning qonunlaridan tashqariga chiqyapsizlar? Nimaga Allohning qonunlariga itoat qilgan holatda yashamayapsizlar? Bu oyatda yana bitta ma'nosi borki, kecha bilasizlar ko'pincha fitnalik og'ir kunlarga majozan ishlatiladi. Kunduzi esa fitnalarning kechishligi va yaxshi holatlarga kelishligiga majozan ishlatiladi. Ba'zan kechasi kunduzini chekib ketadi. Ya'ni yomon holatlar yaxshi holatga aylanib ketadi. Qorong'i holatlar, qiyin holatlar yorug' va oson holatlarga aylanib ketadi. Ba'zan esa teskarisi bo'ladi. Yaxshi holatlaringiz yomon holatlarga aylanib ketadi. Insonning hayoti ham shunday. Hayotingizni kuzating. Demak, Allohning qo'lida ekan. Allohga bo'ysunishlik kerak, Allohga taslim bo'lishlik kerak. Allohning qudratini qarshisida, bu hikmatini qarshisida La ilaha illalloh ekanligida qarshisida Allohga sajda qilishlik kerak. Va bu hayotimizni bir kun yorug' bo'lishligi, bir kun qorong'i bo'lishligi haqiqiy ma'noda ham, majoziy ma'noda ham o'zgarmaydigan qonun. Hayotimiz shu oddiy bir hayotimiz. Mana ko'ryapsizlar, kundi yarimi qorong'i bo'ladi, yarimi yorug' bo'ladi. Endi hayotimiz esa ma'naviy hayotimiz ba'zan yaxshi o'tadi, ba'zan yomon o'tadi. Doim yaxshi o'tadi, doim yomon o'tadi degan qonun yo'q. Alloh taolo hammaga shunday qilib qo'ygan. Haqiqiy mu'min nima qiladi? Yaxshi holatda ham Qur'on hadisga amal qilib savob bilan ajrdan chiqadi, yomon holatda ham Qur'on hadisga amal qilib ajrdan savob bilan chiqadi. Qarang, siz ikki xil savobni olib ajrlanib ketaverasiz. Sizga yaxshi holat kelsa ham sizning foydangizga bo'ladi, yomon holat kelsa ham foydangizga bo'ladi. Lekin bularni o'zgartiraman, bularni yo'qotaman, to'xtataman demang. To'xtata olmaysiz. Bu sizning ishingiz emas, Alloh tomonidan kelyapti. Mana quyosh harakatini, kecha kunduzining o'zgarishini to'xtatasizmi? Almashtira olasizmi? O'zgartira olasizmi? Qila olmaysiz. Hayotingizdagi holatlar ham shunday. Siz Qur'on hadisini mahkam ushlang, shundan najot topgan bo'lasiz. Va tuxrijul hayya minal mayyit. O'likdan tirikni chiqarasan. O'likdan tirikni chiqarishlik va ana misollar keltirildi. Odam alayhisalomdan boshlasak, tuproq o'ligida, shu o'lik bo'lgan tuproqdan Alloh taolo tirik bo'lgan odam alayhisalomni chiqardi. Butun mavjudotlar tirik narsalarni hammasini Alloh taolo o'likdan chiqardi. Xalaqal mauta val hayata liyabluwakum. O'lim va hayotni yaratdi Alloh taolo sizlarni imtihon qilishlik uchun, deyapti. Qarang, oldin o'lim yo'qlikdan, keyin tiriklik paydo bo'lyapti. Shuning uchun oyatda ham mana o'likdan tirikni chiqarasan, deyapti. Insonning boshlanishligi ham shu o'likdan boshlandi. O'lik bo'lgan tuproqdan inson Odam alayhisalom yaratildi. Odam alayhisalomdan keyingi insonlar esa o'lik deyilgan manidan yaratilyapti. Endi men o'lik deyilgan deyapman, nimaga? Chunki mani o'zini zotida tirik hisoblanadi. O'zini zotida tirik, joni bor narsa.
Lekin hükmen ölük deyiladi. Mesela bilasizlar, bakteriyalar, har xil viruslar bor. Şular ko'zga ko'rinmaydigan narsalar, lekin şular ham tirik. Şularda ham joni bor. Harakat qilib yurishib şular ham. Ta'sir qiladi, ta'sirlanadi. Yoki mana tuxum. Tuxumdan Alloh taolo jo'jani chiqaryapti, qushni chiqaryapti. Tuxum ham yani o'lik emas aslida. Lekin hukman o'lik deyilyapti. O'lik tuxum nima bo'ladi? Palaqda. Tuxum palaq bo'lib qolgan bo'lsa, ana u yeyilmaydi ham, tashlab yuboriladi. Buni tovuqqa 5 yil bostirsangiz, baribir jo'ya chiqmaydi. Tashlab yuborishlik kerak. Ana uni o'lik deyiladi uni. Haqiqiy o'lik shu. Shuning uchun oddiy tuxumni o'likni hukmida bo'lgan deyapmiz. Bo'lmasa tirik hisoblanadi ham. Tiriklikda ham turlari bor-ku bilasizlar. O'lik holatda ham turlari bor. O'likdan tirigini chiqarasan deyapti. O'lik bo'lgan turpoqdan, yerdan Alloh taolo o'tlarni chiqaryapti. O'rmonlarni chiqaryapti. Bug'doylarni chiqaryapti. Qovun taruzlarni chiqaryapti. Olma, behi, shaftolarni chiqaryapti. Ya'ni turpoq, o'lik. Shundan har xil narsalarni chiqaryapti. Allohning qudratini qarang. Qanchalik buyuk zot. Shunday zotga ibodat qilmasa, xizmat qilmasa, shunday zotni yaxshi ko'rmasa, kimni yaxshi ko'radi? Kimga xizmat qiladi? Allohning katta qudrati va katta ne'mati bu. Yo'qdan bor qilib beryapti hammasini. Inson nimaga buni tafakkur qilmaydi? Oddiy turpoqdan birisi qizil, birisi yashil, biri sariq, biri ko'k, biri qora bo'lgan har xil mevalarni chiqaryapti. Lazzatlari ham har xil, turlari ham har xil, qarang mavsumlari, zamonlari ham har xil. Hammasi bir vaqtda chiqmaydi. Bular hammasi nihoyatda katta qudratni ko'rsatyapti. O'likdan tirikni chiqaryapti. Buni yana bitta tafsiri borki, kofirdan mu'minni chiqaradi. Mana Azar kofir edi, mushrik edi. Undan Alloh taolo Ibrohimni chiqardi. Ibrohim alayhisalomni. Ya'ni kofir bo'lgan ota-onadan mu'min bo'lgan farzandni chiqarishlik. Bu ham o'likdan tirikni chiqarishlik deyiladi. Yoki bo'lmasa, bir inson kofir edi, o'lik edi, Alloh taolo shuni tirildirishligi, islomni qabul qilishligi. Qarang, bular hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa. Din bilan tabiat bir-biriga shunchalik bog'liq. Yomg'ir yoqqanda o'lik yer qanday tiriladi? Vahiy kelgandan keyin, vahiy Alloh taolaning vahiysi yomg'irga o'xshaydi. Bu kelgandan keyin o'lik insonlar shunday tirilishadi. Ayaqqa turishadi. Hidoyat yo'liga kelishadi. Alloh qabul qilsa. Demak, mana kofir bo'lgan ota-onadan mu'min bo'lgan farzandni chiqarishlik yoki bir kofirdan mu'minni chiqarishlik, ya'ni o'zini iymonga olib kelishlik. Bu ham o'likdan tirikni chiqarishlikdir. Va tukhrijul mayyita minal hayy. Va tirikdan o'likni chiqarasan. Teskarisi. Tirikdan ana tirik bo'lgan tovuqdan tuxum chiqyapti. Tirik bo'lgan insondan mani chiqyapti. Tirik bo'lgan o'rmonlar ko'ryapsizki, sahroga aylanib ketyapti. Yam yashil bo'lib yurgan, bo'qib turgan masalan maysazorlar Alloh xohlagan vaqtda yo mavsumga qarab yoki zamonlar o'tishligi bilan hammasi qurib ketyapti. Masalan, bizning diyordagi mavsumlarni bilasizlar, bahorga kelib, hammasi qurib, qishda qarasam, mana qurib turpoq bo'lib qolgan. Daraxtlarda ham barglar to'kilib ketgan. Bahorda keyin tirilishni boshlaydi. Tirikdan o'likni chiqaryapti Alloh taolo. Yam yashil bo'lgan yozni tasavvur qiling, keyin qishni tasavvur qiling. Mo'min bo'lgan ota-onadan kofir bo'lgan farzand chiqaryapti. Nuh alayhisalomning o'g'liga o'xshab. Nuh alayhisalom nihoyatda buyuk bir payg'ambar, o'g'li esa kofir bo'lyapti. Bular hammasi Allohning qudratiga dalolat qiladi. Yoki bir musulmon keyin kofir bo'lyapti, murtad bo'lyapti. Bu ham tirikdan o'likni chiqarishlikdir. Demak, insonning hayotidagi tabiiy tarafi va diniy tarafi hammasi Allohning qo'lida ekan, buni Alloh qilar ekan, shuning uchun Allohga yalinishlik kerak.
Kimiki farzand ko'rmayap turgan bo'lsa, Allohga yalinsin, Alloh hammasiga qodir. Allohga oson hammasi. Dehqonchiligi bo'lsa, bog'bonchiligi bo'lsa, yoki moldorchiligi bo'lsa, nimasi bo'lsa, Allohga duo qilsin, hammasi Allohning qo'lida. O'zini e'tiborida ham, yana ham hidoyatli, yana ham ilmli, yana ham iymonli bo'lishni xolasa, Allohga duo qilsin. Chunki o'likdan tirikni chiqaradigan zot udir. Va farzandlarini dindor bo'lishligi, dinga xizmat qiladigan olijanob insonlar bo'lishligini xohlasa, Allohga duo qilsin. Atrofidagi insonlar yoki kufr mamlakatlardagi insonlarning iymonga kelishligini, islomga kelishligini xohlasa, Allohga duo qilsin. Hammasi Allohning qo'lida, Allohga oson. Butun ishlarni Alloh qilyapti. Hammaning hojatini u beryapti. Hammaning ehtiyojini Alloh beryapti. Va tarzuku man tashau bi g'ayri hisob, va o'zing xohlaydigan kishilarga hisobsiz rizq berasan. Rizqqa kelib to'xtadi-ku bu yerda. Shuncha ishlarda o'zi qilyapti, rizqni ham o'zi beradi. Va rizqni berishda Alloh taolo va tarzuqum man tashau deb qo'ymadi. Rizqni xohlaganlaringa berasan demadi, balki beg'oyri hisob dedi. Hisobsiz berasan deyapti. Qarang, hisob kitobsiz. Agar Alloh taolo xohlasa, bizga hisob kitobsiz rizq beradi. Uni Allohdan so'rash kerak, ya Rabbi, menga nasib qilgin deb. Allohdan so'rang. Bu mahal narsa emas. Yoki nihoyatda buyuk payg'ambarlargagina xos, Sulaymon alayhisalomga o'xshab, yoki buyuk avliyoga xos, Zulqarnaynga o'xshab, yoki masalan kofirlarga xos hisobsiz rizq bo'lishligi, Namrudga o'xshab, Fir'avnga o'xshab deb o'ylamang. Alloh taolo hammaga ham nasib qilishi mumkin buni. Allohdan so'rasangiz, Allohga oson. Man tashau, kimni xohlasang deyapti. Kim biladi Alloh taolo kimni xohlaganligini? Va o'qiyapsizlar boshqa kitoblarda kelyaptiki, Alloh taolo sizga bir amalga tavfiq berdimi, bir amalga hidoyat qildimi, endi albatta o'sha amalni sizdan qabul qiladi. Siz Alloh taolodan hisobsiz rizq so'raydigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga beradi. Hisobsiz qiling, dunyoda ham oxiratda ham eng yaxshi bo'lgan rizq. 28-oyat. La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsuhu wa ila Allah al-masir. Mu'minlar mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasinlar. Va kimda kim shuni shunday qiladigan bo'lsa, unga u Alloh tarafidan biror narsada emas, biror e'tiborda emas. Lekin ulardan qo'rqib ehtiyot bo'lsalaringiz mustasno. Va Alloh sizlarni o'zidan qo'rqitadi. Va qaytib borishlik faqatgina Allohgadir. Suyuti aytayaptilar. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم مؤمنلر كافرلرنى özlərige dost tutmasınlar dost tutadigan qılıb yaxşı görədigan qılıb min duni ay gayril mu'minin yani mu'minlardan başqa mu'minlərdə qoyub va men yef'al zalika kimdə kim şunday qısa ay yuvalihim yani kafirlərnə dost tutsa falesa min dinillahi fi şeyin u Allohni dinida hech qanday e'tibori yo'q. Birorta yerdan emas, Allohni dinidan biror yeriga to'g'ri kelmaydi bu. Dinga zid bu. Illa antattaqu minhum tuqah. Lekin ulardan qo'rqib ehtiyot bo'lishlaringiz mustasnodir. Mastaru taqaytuhu ay takhafu makhafatan. Tattaqu tuqotan degani, ya'ni taqoytuning mastaridir, qo'rqdim degani. Ya'ni ulardan qo'rqishlikda qo'rqsalaringiz. Falakum walatuhum billisani dunal qalbi. Shunda kofirlar bilan qalbdan emas, til bilan do'st bo'lishliklaringiz mumkin.
وَهَذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ Bu İslam'ın aziz buluştukdan aldığını dedi yaptılar. Suyutiyat yaptılar ki, İslam aziz buluştan aldın, şunu girdi, Mekke fethi buluştan ve Arabistan İslam'a açılıştı giden aldın, şunu girdi. Şimdi onu demez de yaptılar Suyuti. Şimdi kafirlerine biz tılbilenem, dostluk kınıyız dedi yaptı. Tıldaki dostluken bitti dedi yaptı. Ciddi yaklaşamız dedi yaptı. Ama kanı hazır iyi Müslümanlar. Celalayında okuşadı ve ki amel kımaydı ki o. Kafirler ya harb olup yaşa şey yaptı. Kafirler ya itaat kılıçtık, kafirler ya harb olup hizmetkar buluştuk ne? Uzlarının bir vazifesidir bir şey yaptı. Ve yecri fîmen huve fî beledin leyse kavviyen fîhâ. Ve bu hüküm bir insan bir şehirde bulsa ki, o şehirde o küçülü bulmasa, şunca kişi doğrusu da cari bulurlar. Dininizi himaye kılınmayan yerde bu siz, şunca kafirlerge tilde şirin yapısız bulurlar ama kalpte yaman görüşleriniz gerek. Ve yuhazzirukum yuhavvifukum. Ve Allah sizlerine korkutadı. Allahu nefsehu yani uzudan. En yagdabe aleykum in valeytumuhu. Eğer sizler kafirlerine dost tutsalarız, kafirlerine dost bulabiliyor musalarız, Allah Teala sizlere gazap kıladı. Şu gazap kılıçlığından sizlerini korkutadı. Ve ilallahil masir ve kaytı bola diyen yer Allah'ın huzuru gelir. El merci' el merci'e kaytı diyen yer feyücezikum ameller zekere ve Allah Teala sizlere ceza verir. Bana bu ayette Allah Teala mu'minlerine nehy kılıyordu ki la yettehidil mu'minun el kafirine evliya'a min dunil mu'minin. Mu'minler mu'minlerini koyup, mu'minlerini terk edip, kafirlerini dost tutmasınlar diye. Onlarını evliyatı bilişmesin diye yaptı Allah-u Teala. Menkıl yaptı. Demek ki kafirlerini dost tutmak haram. Haram, haramdır. Yani bu, kişkine hükmü için değil. Bu mesela küfürge alıp baradı. Kafirlerini dost tutmak, küfürge alıp baradı genlerse. Bu ayetle yukarıdaki ayetinin ne alakası var? Yukarıdaki ayette, Kürdüleriz tevhid beyan kılındı ki, kafirlerinin kirdikarları beyan kılındı. Tevhid, Allah'ın kudreti beyan kılınganından keyin Allah Teala aytdi ki, şunda ham ular İslam'ı kabul qilmasa, küfürde turadigan bo'lsa, sizlarga qarshi chiqsa, ularni dost tutmanglar. Mu'minlarni dost tutinglar. Mu'minlar bilan dost bo'linglar, kofirlar bilan dost bo'lmanglar deyapti. Kofirlarni dost bo'lishlik joiz emas, haromdir. Küfürge olib boradigan masala. Hindistonda Hindistonning büyük muhaddis Hanafi fuqaholaridan birisi katta ustozlardan hisoblanadi. Inglizlar u kishini asir olib aytsadiki, biz sizga bütün imkoniyatlarni qilib beramiz, boshimizga ko'taramiz. Haqiqatan ham hurmatli odamsiz. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Bitta iltimosimiz bor xolos sizdan. Bitta gapni gapirsangiz bas. Nima deyishim kerak ekan? Siz odamlarga aytasizki, inglizlar bizi do'stimiz. Hindistonni inglizlar bosgancha mustamlaka qilgan. Inglizlar bizi do'stimiz desangiz bo'ldi. Boshqa hech qanday talabimiz yo'q. Hamma xizmat qilamiz. Deganda ki, u shayx aytganlarki, "Men qanday qilib inglizlar do'st deyman? Dushmanki ular." Qur'on dushman degan uni. Mana Alloh taolo mana shu oyatda ham shuni aytayapti. La yattahizil mu'minuna al-kafirina awliya. Mu'minlar kofirlarni do'st tutmasin deyapti. Ve başka dalillerde keltirir. Çünkü ayetlerde Allah Teala kafirlerde düşman desayu, ben dost diyeyim abi. Küfür ki bu. Sizler benim küfürde talep kılıyorsunuz. Ki onların azab verişti başlarken, kamegen, timirlerde kızdı, basken, dinlerlerini soğurvagen, azabda hemesini vergen, lakin şu gapı gapirgeni yok. İngilizler bizi dostumuz diyeni yok. Bizi zamandaki alimler geçsiz, hayran buluşlar. Yerkesini kısır. Neye uzun ömürce kıynet diyeyim. Nima bo'pti? Angliya bizni do'stimiz deb qo'ysa nima bo'pti endi? Amerika bizni do'stimiz deb qo'ysa nima bo'pti? Rossiya do'stimiz deb qo'ysa. Mana ba'zan masjid qurib berishyapti-ku, Ramazonda iftor berishyapti-ku. Insonlar qanchalik Qur'ondan uzoqlashib ketyapti. O'tgan ulamolar kofirni do'st emasdi. Do'st bo'lishi mumkin emas. Alloh man qilyapti mana. Ey mu'minlar, kofirlarni do'st tutmanglar deyapti. Mu'minlarni qo'yib İnsanlık harizasında bu gelmezse, insan
nimanidir yaxshi ko'rib, nimanidir yomon ko'rishlikka muhtoj. Nimanidir do'st tutib, nimanidir dushman tutishlikka muhtoj, shunday g'arizasi bor. Endi mana shu sifatlarimizni o'zini joyiga ishlatishligimiz kerak. Biz kofirlarni yomon ko'ramiz, kofirlarni dushmanni bilsak, o'zidan o'zi xolasak, xolamasak, mu'minlarga nisbatan muhabbatimiz ziyoda bo'ladi va do'stligimiz ziyoda bo'ladi. Ammo biz kofirlarni dushman bilmasak, kofirlarga nafrat qilmasak, musulmonlarni yaxshi ko'ramiz, musulmonlarni do'st tutamiz-u, lekin nafratimizni, dushmanlik g'arizamizni ishlatmaganligimiz uchun uni ishlatgimiz keladi-da, keyin xolasi xolamasak uni musulmonlarga ishlatib yuboramiz keyin. Musulmonlarni yomon ko'rib, musulmonlarga dushman bo'lib qolasiz. Va kofirlarni yaxshi ko'radigan bo'lib qolasiz. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi shunday. Kofirlarni juda yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Musulmonlarga kelganda hech qanday hurmat, ehtirom, muhabbat yo'q. Mu'minlarga bo'lgan muhabbatimizni mustahkam bo'lishi uchun kofirlarni dushman deb bilishligimiz kerak. Kofirlarga nafrat qilishligimiz kerak. Shunda muhabbatimiz kuchli bo'ladi. Mu'minlar o'rtasidagi muhabbat shunda kuchli bo'ladi. Alloh taolo juda ko'p oyatlarda buni ochiqchasiga bayon qilgan. Mana shu oyatda ham aytyapti. Mu'minlar kofirlarni do'st tutmasinlar. Mu'minlarni qo'yib mu'minlarni tutsin deyapti. Kofirlarni do'st tutdingizmi? Boshlandi, ish bitti. Ularda hamma ishini qilishlik sizga oddiy bo'ladi. Yo'lga kirib ketaverasiz. Butun iltimosini qilaverasiz. Nima desa, talab qilsa, talabini bajaraverasiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Endi kofirlarni dushman bilishlik, ulardan nafrat qilish degani har sizga ro'para kelgan kofirga aptizni burishtirib, qo'pol muomala qilib, so'kib, urishlik degani emas. Axloqingiz go'zal bo'ladi albatta. Kim bilan gaplashsangiz ham eng odobli, eng axloqli shaklda suratda gaplashasiz. Muomala qilasiz, hech kimga zulm qilmaysiz. Hech kimga qo'pollik qilmaysiz, ammo ularni dushman ekanligini bilishingiz kerak. Ya'ni bu ikkala masalani aralashtirmaslik kerak. Hozir ko'pchilik odamlar aralashtirib olganligi uchun o'zi ham xato ishlar qilib qo'yapti va dinni badnom qilishyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Jahlni, Abu Lahabni dushman deb bilar edi. Ashaddiy dushman edi. Lekin muomala qilganda nihoyatda go'zal bir odob bilan, axloq bilan muomala qilardilar. Shu masalalarni aralashtirib yormaslik kerak. Kofirlarni dushmanni bilasiz, lekin axloq bilan, odob bilan muomala qilasiz. Lekin mana bu masalalarda dushmanligini bilib qo'ying. Va man yaf'al zalika. Kimda-kim shunday qilsa, kofirlarni do'st tutadigan bo'lsa, kofirlarni do'sti biladigan bo'lsa, falaysa minallohi fi shay'in, bu odam Alloh tomonidan hech narsada emas. Bu odamni hech qanday qadr qiymati yo'q. Bu odamning islomda yeri yo'q. Islomda unga yer yo'q. Islomda u odamga makon yo'q. Qarang, Alloh tomonidan juda qattiq bir tahdid bo'lyapti. Shuning uchun ulamolar kofirlarni do'st tutishlikni kufr deyishadi. Kufr. Kofir bo'ladi inson. Kofirlarga xizmat qilishlik, xususan kufrini qo'llab-quvvatlashlik uchun yoki islomga zarar berishlik uchun ular bilan birga bo'lishlik aniq bir kufrdir. Bir kofir yoki munofiq, islomda da'vo qilgan kofir yozyapti, islomga zarar berishlik uchun bu narsalarni yozyapti. Shunda sizga aytayaptiki, meni qalamimni siyosat tugab qoldi. Bir qalam berasizmi yoki shu qalamni olib berasizmi desa, siz bormaylik qalamni olib bersiz u odamga. Shuni gunohiga sherik bo'lasiz. Dinni yo'qotishlikka, dinni buzishlikka qilyap turgan jinoyatiga sherik bo'lib qolasiz. Qarang, bir qalamni olib berganingiz uchun sotib olganingiz yo'q, yozib berganingiz yo'q. Hozirgi musulmonlarning holatini qarang. Dinga qarshi kurashib turgan kofirlardan aloqasini hech bo'lmasa uzib, hech bo'lmasa aloqasini uzib, uzoq turish to'g'riga oyog'ini tagida, oyog'ini yalab xizmat qilishyapti-ku. Daraja deb bilishyapti. Xalos qilishyapti shuni. Pul berib yurib mana shu maqsadlarga kelishyapti. Bu odamlarda qanday qilib iymon bo'ladi? Ulamolar aytadiki, o'sha islomni ziddiga qilyapti turgan ishiga, yozishiga o'sha bir qalamni olib bergan odam kofir bo'ladi deydi. Kofir bo'ldi, din dushmani bo'ldi. Endi bundan 100 ming barobar katta bo'lgan jinoyatlarni qilib yuribdi-ku odamlar. Asl bir kufrga, shirkka, zulmga yordam berishyapti-ku. Shular hammasi bilib olsinki, Alloh tomonidan ularga hech qanday yeri yo'q.
Şeriatta yeri yok ulaga, dinde yeri yok. Dinden taşkarı da olar. Kafirdir. İlla en tettequ minhum tuqaten. Lekin ulardan korkup ihtiyat bulsalarız başka diyat. Kandik, köpçülüğü burtulu bir tek kafirden korkuşmaz. Küfür diyarıya kirip kaldıyız. Ticaretten ya ki başka sebepler, ya ki başka mecburi halatı kirip kaldı. Şunda ulardan korksuz, ihtiyat buluşu için sakatkine zahirde, tilde hüttü dost tek görünsez onun zararı yok. Peki şimdi hem ihtiyat buluşluk gerek. Sahabalara vetedi ki biz dağızlarını yaman kürardık lakin zahiren şirin yapardık deyiz. Şimdi o davet kılıçlığı maksadı da. Bazen şimdi kafirlerine abdi muameleden köre yaşıran muamele kılınlardı. Demek ki İslam'da sevdirişlik için İslam'a targib olsundur. Hanefi ulamaları kitaplarda zikir kıladı ki bir tacir Müslüm İslam'daki bir tacir, ticaretçi. Küfür diyarıya ticaretçi var yaptı. Hiç kim onu mecbur kılmayan halatı da kafirlerin libasını giyse küfür diyarıya var yandı. Kafir bulan değil. Hanefiler bütün fetvalarda etedir. Bir tacir küfür diyarıya var yaptı. Hiç kendine bir tehdit yok, mecburluk yok, kıyınçlik yok. Ya ki kıyınçlik de o zubahına kıtırıp kafirleri yoşap kiyini yaptı. Şu kafirdir dedi alimler. Ve bu mesele köprak kalansıla yakigen. Baş kiyim. Kafirlerde baş kiyimini kiyse kafir bulandı kiyen. Bu meselelerde bana ihtiyat buluştuk demek. Bizim zamanımızda en garip bugün Müslümanlarının unutken ve isleştirdiğim halam edigen, fikir kırıştığım halam edigen meselelerden bir tanesi bu. Lekin bunlar bilip koysun ki kimin ki kafirlerine dost tutadırken olsa, kafirlerine yakınlaşıyor hareket edilirken olsa, Allah tarafından onun hiç kendi yeri yok. Allah Teala kabul etmedi onu. Berdut buldu. Dünya ahirette har buladı. Lekin hakikatten korku yaptı. Ölümde hatarı var, bunda buluşu mümkün. Ya ki ölümde hatarı yok, burada bir zarar, fitne buluşu mümkün, dinge zarar buluşu mümkün. Şunda o yüzü halkıma gelen, dini halkıma gelen halette şirin yapmışlığınız mümkün. Halatları yakalama özgürlerdi. Bazen bazı Müslümanlar şu meseleyi bilmediği için bir sünnetki emel kılamaya ki sünnette mahkeme bir şey mendi. Kafir zalmen kolu geçip kalette bu şey vakitte bana bu izin verilgen meseleler ya ki sünnet bugün tarika sahabelerin üslubunu bilmediği için hata kaladı. Kim başıya katlan musibetler ki genden ki, ben dindarmandır şu halatıya çıktım. Tezkiyet pızak yani. Biz üstadlarımızdan tezkiyet ettiyken deyiz. İslam böyle büyürmüyordu. İslam her nesene olsun da yeriye koyar, derecesine koyar. Bir insanını zalimler iş yaptırır, şu tonguldu göğsünü yiysen bu masam öldüremiz dese, İslam ayetlerdeki şunu ye deyiz. Yemesin günahkar bulasan deyiz. Yani İslam sizi saklaştığı için kançalıyı bana yardan beri yaptı. Şunun için bir küfür ya ki zulüm diyardan kaçıyapsız. Kaçışlı için o sizi İslami halatıyla çıkardıkken bu şey sizi zarar kıladı. Üç ovaladı zulüm kıladığını. Bahtinçelik ki suratizi yani şekilizi libaslarınızı özgürtüsüz bulurardı. Mecburiyet bu yani için. Ve yuhazzirukum Allahu nefsehu. Ve Allah Teala sizlerini o yüzden korkutadı. Sizler kafirlerden korkup kafirlerden razı kılamendi dost tutuyapsızlar. Peki Allah'tan korkuyorlar. Allah sularını özüden korkutardı. Kadir kılıçlar Allah'ını gazabeye teyyar bulup Allah'a karşı uruş ilan kılıp kafirlerdi. Kendi dostlarsılar. Allah'tan korkuyorlar. Ve ilallahil masir ve Allah'ın huzurigedir kaytı bana diyen yer. Hemeleriz berber Allah'ın huzuriye kaytı barasılar ki o. Hemelerize cevap veresiler. 29. ayet. Kul اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Ey insanlar, sizler kökreklerinizdeki nesneni mahfi kıseler izem, ya ki onu aşkar kıseler izem, bildiseler izem, elbette Allah'ını biledi. Ve osmonlardagi ve yerdagi narsalarni biladi va Alloh har bir narsaga qodirdir. Suyutayaptilar qullahum aytgin ularga in tuhfu ma fi sudurikum qulubikum min muvalatikum.
Agar sizlar ko'kraklaringizdagi, ya'ni qalblaringizdagi narsani maqtay qilsalaringiz, ya'ni kofirlarga bo'lgan do'stliklaringizni tilingizda aytmaysiz, tilingizda kofirlar unday bunday yomonlarasiz, zohiran shunday, ammo qalbingizda yaxshi ko'rsangiz va shuni maqtay qilsangiz, autubduhu tuzhiruhu, yoki kofirlarga do'stlik, kofirlarga muhabbatni shuni izhor qilsangiz, bildirsangiz, ya'lamulloh. Alloh baribir biladi uni. وهو يعلم ما في السماوات وما في الارض فالله تعالى osmonlardagi va yerdagi narsalarning hammasini biladi. Wallahu ala kulli shay'in qadir, va Alloh taolo har bir narsaga qodirdir. Va minhu ta'zibu man walahum. Alloh taolaning hamma narsaga qodir bo'lgan narsalardan bittasi kofirlarni do'st tutgan kishilarga azob berishlikdir. Qarang, ulamolarimiz qanchalik aniq, ochiq va qattiq bir shaklda bayon qilyaptilar. Bütün tahsillerimizde İslami kitaplarda var bu meseleler. Kafirler biledi ki bunca kitaplarda yok atıp bu meydi. Büzüp bu meydi. Şunun için ümmette ilimsiz kılıç yaptı. İlimden mankıl yaptı ki ilimden mankıl mı bu oldu. Şu meseleden hem aslında mahrum kılırdı. Peki bu kitaplarda okuyan adam elbette ki yüzü açıladı. Bu meseleleri bilgen adam ki kafirlerde dost tutmaydı ki o. Kafirler dost tutmadı mı kafirlerge hizmet kılmaydı. Bir kalemini alıp vermegenden keyin, yani biz uzumuzu içimizde müstahkem olsaydık, taşkada kafir hiç kaçan içimizde kirelmeydi. Hiç kaçan kirelmeydi. Ve daim mağlup buladı barımız. Hani bu ayetini, yukarıdaki ayetine kandil bağlanıştı günü, Allah sıladı uzundan korkutadı, Allah'ın huzuruya kayıtıp arasılar digenden keyin, her bir nesane Allah Teala ile soruyordu, hesap kitapladı, hemesini biledi. Degan oyat qarin nihoyatda muvofiq bo'lib, ayting Muhammad alayhisalom odamlar bilib qo'ysin. Ko'kragingizdagi, ya'ni qalbingizda nima bo'lsa, yaxshi yomon hammasini qancha sizlar maxfiy qilsalaringiz, Alloh taolo baribir biladi uni. Hech kim Alloh taolodan biror narsani yashira olmaydi. Alloh taolo hamma narsani juda yaxshi biladi. Oyatning zohirida mutlaq kelganligi uchun biz o'sha yaxshi yomon hammasini iroda qilamiz. Lekin yukarıdaki ayetlerine bağlayıp durup, Suyuti kafirlerle dostluk meselesi deyordu. Sizler kalplerinizde kafirlerle yaş görseleriz, Allah biledi onu. Kançeli yaşırsalarız hem. Kalbimizdeki bütün günahlarını biledi Allah Teala. Şunun için birer günahke niyet kımaslık gerek. Niyet kımayın. Neme günah şeytan vasıza kılıyıp duruyken buysa, ve sizi niyet kılıçlık ki vasıza kılıyıp duruyken buysa, ihtiyat bunun terkinin ki, çünkü Allah Teala biledi onu. Yaxshiliklar deyan biladi Alloh taolo. Yaxshiliklarga barokat beradi, rozi bo'ladi. Yomonliklarda esa yomonliklarga falokat beradi va nafrat qiladi, bug'z qiladi Alloh taolo. G'azab qiladi. Autubduhu ya'lamulloh. Yoki izhor qilsalaringiz ham, aniq bildirsalaringiz ham Alloh taolo biladi uni. Yuqoridagi oyatga bog'lasang, suyutiga o'xshatib, kofirlarni do'st tutishlik masalasi. Alloh biladi uni. Yoki o'sha qalbdagi butun yaxshi va yomon narsalar oshkor qilsak, bildirsak, baribir biladi Alloh taolo. Buni g'aybni bilishligi, Alloh taolo har narsani bilishligi sobit bo'lyapti. Hozir ba'zi bir professorlar chiqyaptiki, badbaxtlar aytishyapti, Alloh taolo g'aybni bilmaydi, deyapti. Qarang. Alloh g'aybni bilmaydi. Alloh taolo insonning qalbidagi narsalarni bilmaydi, deyishyapti. Mana bu oyatlarga nima deysan? Biladi baribir Alloh taolo. Va ya'lamu ma fis samawati va ma fil ardi. Osmonlardagi va yerdagi narsalarni hammasini biladi Alloh taolo. Hech narsa Allohning ilmidan chetda qolgani yo'q. Va Alloh taolo vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. Hamma narsa osondir Alloh taologa. 30-chi oyat. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Her bir nefs yaşlıktan kıyan nefsesini hazır kiltirilgen halette ve yamanlıktan kıyan nefsesini hazır halette tapadigan künde. Nafs qaniydi u bilan o'sha amalining o'rtasida
uzoq bir masofa bo'lsa edi deb orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zidan qo'rqitadi va Alloh taolo qullariga raufdir, shafqatlidir. Suyutayotyaptilar uzkur yawma. Mana bu kunni eslagin, tajidu kullu nafsin ma amilat hu. Har bir nafs amal qilgan narsasini topadi. Har bir nafs qilgan amalni topadigan kunni eslagin. Min khayrin muhdara. Ya'ni yaxshilikdan bo'lgan narsani hozir holatda topadi. Va ma amilat hu min su'in va osha yomonlikdan ham amal qilgan narsasini topadi Alloh taolo. Mubtado bo'lyapti xabaruhu. Yuqoridagi jumlalar hammasi mubtado bo'ldi. Xabar esa tavaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Endi nafs orzu qiladiki qaniydi bu nafs bilan amalning o'rtasida uzoq bir masofa bo'lsa edi. G'oyatun fi nihayatil bu'di. Shu nihoyatda uzoqlikdagi g'oya bo'lsa. Fala yasilu ilayha. Bu amal hech bu odamga kelmasa. Ya'ni zino qilgan, o'g'irlik qilgan, shirk keltirgan, kufr keltirgan, bid'at qilgan, dinga zarar bergan ko'radiki hammasi najas bo'lib turibdi bu amallari. Bunga kelishligini xolamaydi. Va yuhazzirukumullohu nafsahu. Va Alloh taolo sizlarni o'zidan qo'rqitadi, karrara litta'kidi. Alloh taolo buni ta'kid uchun takrorlayapti. Vallohu raufun bil ibad, Alloh taolo qullariga shafqatlidir. Alloh taolo endi mana qiyomat kunidan qo'rqityapti. Qiyomat kunini eslanglar. Qiyomat qanday bo'ladi? Yawmata kullu nafsin, har bitta nafs nafs deyapti, erkak bo'lsin, xotin bo'lsin, katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, iymonda bo'lsin, kufrda bo'lsin. Har bitta nafs ma amilat min khayrin muhdara. Yaxshilikdan qilgan amalini hozir holatda topadigan kun. Yaxshilikdan nima qilsangiz, mana hozir. Hech narsa unutilgani yo'q, yo'qotilgani yo'q. Alloh taolo sizga ko'paytirib beradi. Yuqorida darslarda aytdik. Bir xurmoni Alloh uchun sadaqa qilsangiz, ixlos bilan shariatga muvofiq holatda Alloh taolo uni tog'dek qilib qaytarib beradi sizga. Va ma amilatu min su'in, yomonlikdan nima amal qilgan bo'lsa, shuni topadigan kunda. Nima amal qilgan bo'lsa, inson ko'radi uni. Mana yaxshi amal qilgan bo'lsa ham ko'radi, yomon amal qilgan bo'lsa ham ko'radi. Hech narsa unutilmaydi, hech narsa tark qilinmaydi. Tavaddu shunda nafs, har bitta nafs orzu qiladiki, law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Bu nafs bilan amalining o'rtasida uzoq masofalar bo'lgan deydi. Qaniydi shu amallardan qutulsa edi. Bu dunyoda inson pul to'lab, vaqt ajratib, safar qilib, aroq ichgani boradi, zino qilgani boradi, odam o'ldiradi, o'g'irlik qiladi. Qaniydi shu amalga o'zi boryapti. Amallar orqasidan yugurib yuribdi. Qiyomatda esa amaldan qochqisi keladi. Qochsam deydi, kelmasa shu amallar deydi. Ammo nimaga kelmaydi? U seniki-ku, keladi senga. Qaniydi uzoq masofa bo'lsa deydi. Dunyoda shunday bo'lishi kerak edi. Dunyoda siz butun gunohlardan uzoq turishingiz kerak edi. Gunohga olib boradigan narsalardan uzoq turishingiz kerak edi. Shariat qanchalik uzoq tur deyishiga qaramasdan o'zingizni yopishib oldingiz-ku, tark qilmadingiz-ku. Endi oxiratda ham tark qilmaysiz uni. Qolasiz shu bilan birga. Va yuhazzirukumullohu nafsahu. Alloh taolo sizlarni o'zidan qo'rqitadi. Allohdan qo'rqinglar. Qani tahdid qilyapti Alloh taolo, takror aytyapti. Takror, ta'kidlab aytsa ham, yana ham insonlar Allohdan qo'rqmasa, demakki iymon yo'qda ularda. Ikkinchi marta qo'rqitgandan keyin inson mayuslikka tushib qolishligi mumkin. Biz najot topmasakamiz dedi. Alloh taolo mana mayuslikni ketkizyapti. Vallohu raufun bil ibad. Alloh taolo qullariga shafqatlidir. Ya'ni hech qachon Alloh taolo sizlarga zulm qilmaydi. Iloji boricha sizlarni najot topishlaringiz uchun Alloh subhanahu va taolo doim sizlarni gunohlaringizni kechirib, sizlar savoblaringizni ko'paytiradi. Ama shunda ham siz jahannamga o'tin bo'lsa, jahannam yo'lini tanlasangiz, unda o'zingizga o'zingiz zulm qilgan bo'lasiz. Mana yuhazzirukumullohu nafsahu da qo'rquv bor, xavf. Vallohu raufun bil ibad, unda rajo, umid, muhabbat bor.
Yani insan daim şu ikili sıfatı içinde buluşu gerek. Hem korku, hem umid, hem muhabbet, hem nefret. Allah subhanahu wa ta'ala bütün ümmetke Kur'an-ı hadisinin mükemmel örgünü, amel kılıçlığı saadetini müyesser kılsın.